Ağabey bilahe min al-Shaytan Bismillahi rahim İlahi, hamdini sözümüze sertaj ettik. Zikrini kalbimize mirac ettik. Adını gönlümüze min hac ettik. Biz yoktuk var Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. Hidayetine sığındık. Kapına geldik. İnayetine sığındık. Lütfuna geldik. Kulluk edemedik. Affına geldik. Bize hakkı duyur. Hakikati öğret. Gerçeği göster. Gerçeği söyle. Sen göstermezsen biz göremeyiz. Sen söyletmezsen biz söyleyemeyiz. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yaret bize erdirdiklerini. Sevdin de habibini kainata gönderdin. Muhammed Mustafa kıldın. Serveri enbiya kıldın. Şefii-i ruzi ceza kıldın. Her türlü salat ona onun al ve ashabına olsun ya Sevgili dostlar, uzun bir maraton olan tefsir derslerimizin bu ilk dersinde ölümsüz bir tefsirin yazarı olan değerli bir müfessirimizin tefsirinin girişindeki bir dua ile başlamayı anlamlı buldum. Ve ta gönülden amin dediğim bu içten duayı tefsire giriş olarak işleyeceğimiz bugünkü dersinde bir girizgahı olarak okudum. Bugün tefsir derslerimizin, Kur'an derslerimizin ilki olan bu derste size tefsir değil, tefsir ilminin usulü hakkında, tarihsel gelişimi hakkında, anlama ve yorumlamanın mantığı hakkında bir takım temel bilgiler vermek istiyorum. Çünkü usul tüm ilimlerin olmazsa olmazıdır. Onun için eskilerin eskimez bir sözü vardır. Usulsüzlük usulsüzlüktendir. Yani vasıl olamayış, amaca ulaşamamak usul bilememekten dolayı. O sebeple bir ilim, ilim olabilmesi için, bir disiplin, müstakil bir disiplin olabilmesi için bir metodolojiye ihtiyaç duyar. Aslında yöntem, metot bir sünnetullah'tır. Sünnetullah da Allah'ın yöntemi değil midir? Yöntemsiz başarı düşünülemez. Yöntemsiz bir ilim ve disiplin düşünülemez. Hele bu ilim, Kur'an'ı anlamanın ilmi olan tefsir gibi önemli bir ilimse, böyle bir ilmin yöntemi, metodolojisi olmasın. İşte bugün ilk dersimizde biz 1400 yıllık müthiş bir geleneğe ve kütüphaneleri taşıran muazzam bir birikime sahip olan ve belki de dünya ilim tarihinde eşine ve benzerine bir başka medeniyette rastlanmayan tefsir usulü üzerinde duracağım. Varlık kategorileri İslam ilahiyatında üç ana başlık altında değerlendirilir. Bir zorunlu varlık. iki mümkün varlık. Üç muhal varlık. Zorunlu varlık, vacip varlık Allah'tır. Yaratıcıdır. Onun varlığı bir başkasının varlığına mebni değildir. O kendi başına vardır, bizatihi vardır, varlığının öncesi ve sonrası yoktur, varlığı bir başkasının varlığına muhtaç değildir. Onun dışında var olan her bir şey onun varlığının ispatı ve delilidir. Onun içindir ki Kur'an'da spesifik olarak hiçbir ayet bulamazsınız Allah'ın varlığını ispat eden. Çünkü Allah'ın varlığını inkar ilahiyatın konusu değildir. Psikolojinin ve tıbbın konusudur. Çünkü bir ruh hastalığıdır. Böyle bir şey ancak klinik vak'a olarak tedavi edilmeli. Çünkü bir insan kendi varlığını inkar etmeden Allah'ın varlığını inkar edemez. Gerçi Allah'ın varlığını inkar edenler de inkar ettikleri Allah'ın yerine mutlaka peydahlanmış bir tanrı koymak zorunda kalıyorlar ve o tanrıya da tesadüf ismini veriyorlar. Oysaki bu muazzam alem bu muazzam kainat ve bu alemdeki her bir şeyin muhteşem işleyişi eşyanın birbiri arasındaki o muazzam ilişki ve yine insanın kendi bünyesinde gerçekleştirilen o muhteşem ilişki hep bütün bunlar Allah'ın kudretinin varlığının birliğinin en büyük delilleridir. Onun için Kur'an Allah'ı ispat sadedinde herhangi bir gayrete girişmez. Kur'an'ın bu alanda söylediği şey Allah'ın yanında başka tanrılara yer vermek yani şirk olgusuna karşı Kur'an daima tevhidi savunur. Yoksa Allah'ın bizatihi varlığını ispat için bir tek ayet gösterilemez. Çünkü bu lüzumsuzdur, gereksizdir. Onun için Kur'an'da İhlas Suresi diye diyebildiğimiz Kul huvallahu ahad Allah vardır diye başlamaz. Allah birdir diye başlamaz tektir diye başlar. Çünkü varlığı ispatı gerekmeyen bedihi bir hakikattir. Eğer varlık aleminde bir tek hakikat varsa o da Allah'ın varlığıdır. İkinci kategoride mümkün varlık yer alır. İnsan da işte bu kategori içinde değerlendirilir. Mümkün varlık yani varlığı bir başka varlığa dayalı olan, varlığını bir başka varlığa borçlu olan varlık. İşte tüm mahlukat mümkün varlıktır. Çünkü kendi başına var değildir. Kendi başına var olamaz, kendi başına varlığını sürdüremeyecektir. Allah'a muhtaçtır. Bir başka zata muhtaçtır. Bir başka zat onu var etmiştir varlığını sürdürmesi için sürekli ona ihtiyaç duymaktadır. İşte onu mümkün varlık kılan da budur. İnsan mümkün varlık kategorisinin zirvesinde yer alır. Yani mahlukatın ekseninde insan, mevcudatın ekseninde Allah yer alır. Mevcudatın tüm varlıkların ekseninde ve zirvesinde yer alan Allah, yaratıklarının en önünde de insanı koymuş ve onu şerefli bir varlık olarak yaratmıştır. Üçüncü varlık yani aslında varsayım muhal varlıktır, yoktur, yokluktur yani. Var kabul edilir. Niçin böyle bir üçüncü kategoriye ihtiyaç duyuldu derseniz İslam ilahiyatında Halik ve mahlukun dışında bir alem yoktur. Eğer ille de bir şey var diyecekseniz o yokluktur. Yokluk karanlığa bedeldir. Varlık aydınlığa. Aydınlığın kaynağı vardır. Varlık aydınlığının kaynağı Allah'tır. Işığını Allah'tan alır. Allahu nurus semavati ve'l ard. Budur işte. Allah göklerin ve yerin nurudur. Ama onun karşısında karanlık yer alır. Karanlık aslında yoktur. Muhaldir. Farzı muhaldir. Işığın yokluğuna karanlık denir. Aydınlığın yokluğu halidir karanlık. Yoksa bizatihi kendi başına var değildir. Onun için de karanlığın kaynağı olmaz. İman ve tevhid aydınlığa, küfür ve şirk batıl da karanlığa benzer. Bu varlık kategorileri açıklamasından sonra mümkün varlığın zirvesinde oturan insan Allah'ın kendisine şuur verdiği bir varlıktır. Mevcudatın ekseni olan Allah, mahlukatın ekseni olan insana özel bir muamele yapmıştır. Onu yeryüzünde halife olarak seçmiş ve onunla konuşmuştur. Allah'ın insana verdiği o özel yeteneği biz Allah'ın bir ikramı olarak görüyoruz ve Kur'an da bize bunu böyle söylüyor. Velakatte kerremna Adem. Biz Adem oğluna, insanoğluna kat kat ikram ettik. Kerremna'nın anlamı kat kat ikram ettik. Peki Allah'ın insana olan kat kat ikramı nedir diye soracak olursak bir fıtrattır. Allah'ın insana ilk ikramı fıtrattır. Yani doğası, temiz doğası. Allah bu fıtratı Kur'an'da şöyle vurgular: fıtrat Allahilleti fataran nas'e alia insanları üzerinde yarattığı fıtrat Allah'ın fıtrat. Yani temiz bir fıtrat. Pak bir doğa. İşte Allah'ın insana ikramı, ilk ikramı bu temiz fıtrat yani temiz vicdandır. Eğer başka bir ikramı olmasaydı insan doğruyu yanlıştan bu temiz fıtrat ve vicdan sayesinde ayırması gerek. Ama Allah ikramını bununla da sınırlı tutmayıp, bunun üzerine ikinci bir ikram daha etti ve insana duyuları ve şuuru verdi. İnsan şuurlu bir varlıktır. Duyularını şuurlu bir biçimde kullanan tek varlıktır. Onun içinde insanı diğer canlılardan ayıran şuurudur. Bir fare için peynir peynirdir. Ama bir insan için peynir peynir değildir sadece. Onun için bir fare peynirin nerede olduğuna bakmaz. Tuzağı onun için yakalanır. İnsan fare gibi görmez peyniri. Sadece peyniri değil, peynirin altındaki tuzağı da görür. O peynir nerede sorusunu sorar insan. Niçin orada sorusunu sorar insan? Bunu soran sadece insandır. Oraya niçin yerleştirmişler diye sorar insan. Onun için fareyle insanı ayıran temel özellik işte bu şuurdur. Allah'ın bir lütfudur insana. Üçüncüsü, Allah insana olan ikramını bu kadarla da sınırlamamış. Bir üçüncü ikram daha vermiş akıl. İnsan akıllı bir varlıktır. Aklıyla iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan, güzeli çirkinden ayırabilir. Ve Allah insana olan ikramını bu üç kevni ikramın üzerine bir dördüncü ikram daha yapmış ki o da şer'i ikramdır. Nedir? Vahiy. Allah insanla konuşmuş. Oysa ki ilk üç ikramı insanın doğruyu bulması için yeterliydi. Ama Rahman ve Rahim olan Allah insana olan şefkatini, merhametini, sevgisini işte bir dördüncü biçimde yani vahiy biçiminde göstermiş. Tabii ki bu kadar ikram edilen insanın, bu kadar hak tanınan insanın sorumluluktan azade olması düşünülemezdi. Eğer bir yerde hak varsa orada sorumluluk da olmalıydı. Onun için insan aynı zamanda varlık içerisinde en çok sorumluluğu olan bir varlıktır. Bu sorumluluğu biz Kur'an'dan da anlıyoruz. E yahsebul insanu en yutrake suda. İnsan başı boş bırakılacağını mı sanıyor? Yine başı boş bırakılmayacağını sanan bilmesi gereken insana irade verildiği Kur'an tarafından hatırlatılıyor ve deniyor ki elem nec'allehu ayney biz ona bir çift göz vermedik mi ve ve şefetey aslında bakınız bir çift göz diğer canlılarda da var hayvanlarda da var ancak ayetin arkasını dinlediğinizde İnsana verilen gözün çok farklı bir fonksiyonu olduğunu da anlarsınız. Ve ve şefeteyin ve bir dil ve bir çift dudak konuşmak için bir çift dudak vermedik. Ve hun ve bunlarla donattıktan sonra insanı iki yolun ağzına getirip bırakmadık. Yani iki yöne doğru yönelttik. Çatal bir yol. Ve hedeynâhun necdeyn. Felak tehamel akabe. Ama insan yükü yüklenmedi. Buradaki yük sorumluluk. Buradaki yük hakikati taşıma sorumluluk. Buradaki yük gözün Dilin ve dudakların işaret ettiği bilinç, akıl ve idrak sorumludur. Çünkü göz mecazi olarak nazara delalet eder. Araştırmaya delalet eder. Ya gözlemle bilirsiniz bir şeyi ya işitmeyle bilirsiniz bir şeyi ya da sezgiyle bilirsiniz. Sezginin merkezi kalp, gözlemin merkezi göz, işitmenin merkezi kulak. İşte bu noktada Kur'an bize verilen bu hassaları hatırlatarak bizim sorumluluğumuzun ne kadar büyük olduğunu söylüyor. İnsan yine bu başka ayette İmma şakiran ve imma kefura. İki yolun ağzına bıraktık insanı. Ya küfreder, ya şükreder. Ya iman eder, ya da inkar eder. Bu iradenin, insana verilen iradenin en büyük delili, insan iradesi sonucunda seçiminin sahibidir ve seçiminin sonucunda da ya ödüllendirilir ya cezalandırılır. İşte bu anlamıyla dini kavramların tümünü yan yana dizersek din sırat tarik şeriat hepsi yol ve yolun türevleri anlamına gelir. İnsan bir yolcu Yolcu, müebbet bir yolcu, ebedi bir yolcu, uzun yola çıkmaya hüküm giymiş bir yolcu. Din de işte insanın yürüyeceği, yürümesi gereken yoldur. Çünkü Allah eğer insanla sen yolcusun demişse onu yolsuz bırakması düşünülemez. Ben yolcuysam yolumu göster ya Rabbi diyen insana işte kulum sana yolunu da gösterdim. Hangi yolda yürüyeceğini de gösterdim ve yürüyeceğin yolun işaretlerini de verdim demiştir. Din bu manada bir hayat tarzıdır. Bir yaşam biçimi. İslam ebedi yolculuğun ebedi ilkelerine verilen isimdir. Peki İslam bu manada ne zaman başladı diye soracak olursak tek bir cevap verilebilir. Allah insanla konuşmaya başladığında başladı. İslam'ın başlama tarihi Allah'ın insanla konuşma tarihine eşit. Buradan yola çıkarak şunu hemen söyleyebiliriz. İslam hiçbir peygambere verilmiş özel şeriatın adı değildir. İslam zamanlar ve zeminler üstü insanlığın değişmez değerleridir. Ve bilinen ve bilinmeyen tüm peygamberler sadece İslam'ın peygamberleridir bilinen ve bilinmeyen tüm kitaplar sadece İslam'ın kitabıdır. Onun için İslam sadece belli bir zümrenin, sadece belli bir ümmetin sahip çıkacağı, ipotek altına alacağı mevzi bir inanç sistemi değil. İslam tüm insanlık tarihi boyunca doğruyu, hakkı Hakikati temsil eden değişmez değerlerin tek adıdır. Kur'an bu gerçeği şöyle vurgular. 18 peygamberi sayar En'am suresi 90. ayete kadar 18 peygamber sayar. Nuh peygamberi, İbrahim peygamberi, Lut peygamberi, Musa peygamberi, Elyasa peygamberi, Yunus peygamberi, İsa peygamberi Birçok peygamberi sayar ve en sonunda döner ve son peygambere der ki: "Ula ikellezine hadallah." İşte bütün bu sayılan peygamberler ve daha sayılmayanlar da Allah tarafından bir hidayet üzeredirler. Yani Allah'ın yönlendirdiği yol üzerindedirler. Ve muhataba dönülerek Febi huda hu Sen de bunların yoluna uy. Yani sen kendinle başlayan bir sürecin mübeşşiri değilsin. Sen senden evvel insanlık tarihiyle yaşıt bir sürecin son müjdecisisin. Peygambere nübüvvetin hiç kesilmeden akan bir ırmak olduğu hatırlatılıyor. Ve deniliyor ki sen de senden önceki gidenlerin yoluna tabi ol. İşte onun için Resulullah kendisinden evvelki peygamberlerin bir devamı olduğunu sık sık hatırlatmış ve ben bir türedi değilim demesi istenmişti Kur'an'da hidayet biraz önceki ayette ve diğer ayetlerde geçen hidayet nedir Allah'ın yönlendirmesi nedir diye soracak olursak öncelikle hidayeti insanın Allah'tan isteyebileceği en büyük nimettir diye tanımlamamız lazım. Yani bir insan Allah'tan bir tek şey isteyecekse eğer o bir tek şey Ehdine sıratel müstakim olmalıdır. Bizi hidayete, dost doğru yola ulaştır. Dost doğru yola ulaşacak bir şuur diriliği ver. İşte Allah'tan insanın isteyeceği bir tek şey olsaydı eğer, o da hidayet olmalıydı diyorum. Bu manada hidayet, Allah'ın insana şefkat ve merhametidir. Allah'ın insana şefkat ve merhameti. Rahman ve Rahim olan Allah'ın insana şefkati, merhameti. Vahiy, Allah'ın dil dışı yöntemlerle insanla konuşması, insana mesaj iletmesidir. Ve vahiy, Allah'ın en büyük hidayetidir. İhdine sıratal müstakim diyen insana ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ ف۪يهِ هُدَلْ لِلْمُتَّقِينَ diye vahyin kitabı uzatılmaktadır. İşte bu kitap, kendisinde şüphe bulunmayan bu kitap Allah'a karşı sorumluluk duyanlar için hidayettir. Onun için vahiy mahza hidayettir. Vahiy nedir? Biraz önce de tanımladığım gibi Allah'ın dil dışı yani göstergeler olmaksızın sözsüz bir bildirimidir. İnsanla konuşmasıdır. Bu teşrii kanundur. Bir de tekvini kanun vardır. Tekvini kanun kainatın tabi olduğu yasadır. Kainata bakın Allah'ın tekvini kanunları üzerinde durur. O halde statik bir kadere sahip olan kainatın nasıl kanunları varsa, dinamik bir kadere sahip olan insanın da tabi olduğu bir takım kanunlar olmalıydı değil mi? Dinamik bir kadere sahip olan insanın tabi olduğu kanunlar da dinamik, statik bir kadere sahip olan tabiat ve doğanın sahip olduğu kanunlar da statiktir. Onun için insanın tabi olduğu kanunlar tıpkı dinamik bir kadere sahip oluşu gibi dinamiktir. Onun için Allah insanlık tarihinin uzun yürüyüşü boyunca birden çok peygamber, birden çok kitap gönderdi. Allah insanla insanlık yürüyüş destanı boyunca sık sık konuşmuş, insana sık sık mesaj yollamıştır. Vahiy Allah'ın Adem oğluna kat kat ikramının en sonuncusudur. Hani velekat kerremna beni Adem buyuruyor. Biz Adem oğluna kat kat ikram işte o kat kat ikramın bir katı ve en son katı vahidir. Vahyin inişini ifade eden inzal, tenzil lafzı lugat olarak ikram manasına gelir. Onun için Araplar müsafire ikram ettikleri yeme nüzul derler. İlginç onun için görüyorsunuz. Kur'an'da biz bir şeyi indirdik, inzal ettik ifadesi geçtiği yerde siz bundan insana ikram ettik, insana hediye ettik, insana lütfettik anlamını çıkarmalısınız. O nedenle Kur'an'da inzal, tenzil ifadeleri demir için kullanılır. Demiri indirdik. Hayvan için kullanılır. Sekiz çift hayvan indirdik. Su için kullanılır. Su için kullanıldığında gökten yere doğru yağdığı için belki kelime olarak mantığına uygun düşüyor. Ama bu kelime dağ için kullanıldığında, demir için kullanıldığında, Elbise için kullanıldığındaki Kur'an'da elbise için elbise indirdik. Elbisenin gökten inmediğini biliyorsunuz. Demir'in gökten inmediğini biliyorsunuz. O halde bütün bunları aslında doğru bir biçimde ayet indirdik. Melek indirdik. Hepsini birden insana ikram olarak bir kerem olarak verdik ki işte böyle kat kerem beni Adem'deki insan oğluna kat kat ikram ettiğin en büyük anlamı da burada yatmaktadır. Birincil anlamı vahiy insan oğluna Allah'ın en büyük ikramıdır. Meryem suresi 11. ayette Zekeriya aleyhisselam için kullanıldığı gibi vahiy söz kullanılmadan, bizim kullandığımız göstergeler, kelimeler kullanılmadan bir mesajı söz dışı bir biçimde birine bildirmeye denilir. Evha ileyhim deniliyor mezkur ayette. Onlara vahyetti, bildirdi. Oysa ki Meryem suresinin 10. ayetinde Zekeriya aleyhisselama insanlarla konuşmaması emrediliyor. Üç gün insanlarla konuşmaması ve insanlara da bunu söylemesi, yani ben sizinle üç gün konuşmamak üzere sükut orucu, orucu tutmak zorundayım, tutmakla emrolundum. İşte bunu insanlara ifade etmesini evha ileyhim biçiminde veriyor Kur'an. Yani insanlara bunu söyledi. Nasıl? Ben insanlara konuşmayacağım diye konuşmamak üzere susma orucu tutan biri bu sözü nasıl söyler? İşaretle söyler. İşte Kur'an da buna vahiy diyor. Buradan anlıyoruz ki vahiy söz dışı bir yöntemle bir bildiriyi muhatabına ulaştırmak Kur'an'daki gale, nada söyledi, nada ünledi, evha bildirdi, enzele indirdi gibi ifadeler hep vahyin değişik bir biçimde indirilişine delalet ederler ve hepsi de söz dışı bir şekilde insana indirilmiştir. Yine Kur'an'da vahyin üç şekilde gönderildiği söylenir. Şura suresi 51. ayette vahyin gönderiliş şekillerinden birisi rüyada yani vahyen olarak nitelendirilir. Rüyada gönderilir. İkinci şekli evmin verai hicabin. Bir perde gerisinden. Vahyin gönderilişinin ikinci şekli budur. Üçüncü şekli ise, ev yursile rasulen ya da bir elçi aracılığıyla, bir elçi göndermek suretiyle. Demek ki vahiy tarihi boyunca insana gönderilen tüm vahiyler bu üç biçimde gönderilmiştir. Birincisi vahyen diyor. Şura suresinin 51. ayeti. Vahyen. Biz bunu Resulullah'tan gelen rivayetleri de yan yana dizdiğimizde Resulullah'a Hıra'da indirilen ilk beş ayetin işte bu birinci sınıfa girdiğini anlıyoruz. Yani rüyada Allah tarafından gönderilen bir mesaj oldu. İkincisi bir perde gerisinden ki Rabbimizin Musa Aleyhisselam'a indirdiği vahiy ve onunla konuşması bu ikinci vahye bir örnektir. Üçüncü çeşidine ise Kur'an'ın geri kalan tüm ayetlerinin Resulullah'a gönderilişini verebiliriz. İşte bir elçi aracılığıyla indirilen vahiy Rabbimizden yani vahyin ana beyni olan levhi mahfuzdan sözsüz bir biçimde bir simgeler yığını halinde alınıp bir mana halinde alınıp peygamberin kalbine ilka edilmesi. İşte üçüncü türü de vahyin budur. Ve Kur'an ilk beş ya da yedi ayeti hariç tamamen bu üçüncü biçimde indirilmiştir. Şuursuz ve cansız varlıkların tabi olduğu kanunların kendilerine bildirimi de Kur'an'da vahiy olarak adlandırılır. Ancak biraz önce de söylediğim gibi onlara statik vahiy, insana dinamik vahiy olarak indirilmiştir. Çünkü statik kadere sahip olan Kainatın yasaları vahyi statik vahiyle, değişmez ve sabit bir vahiyle, dinamik bir kadere sahip olan, daima ameline göre kaderi de değişen insana da vahiy dinamik bir biçimde gönderilmiştir. Kur'an'da yere vahyedildiği, göğe vahyedildiği, bal arısına vahyedildiği ifade edilir ki bu ifadelerden biz şunu anlıyoruz bunların tabi olduğu kanunlar. Bunların, bu varlıkların yerin, göğün, bal arısının tabi olduğu doğa yasaları bir vahiy olarak adlandırılıyor. Arının bal yapması işte Allah'ın kendisine tabiat olarak kıldığı bu vahiy sayesindedir. Biz buradan yola çıkarak şunu da anlayabiliriz. Bal arının amelidir. Kendisine kanun kılınan vahiy sayesinde o vahyi arı bala döndürmektedir. Ve insana da arı örnek gösterilmektedir. Bakınız, şuurlu bir varlık kendisine statik bir vahiy gönderiliyor ve bu vahyi bala çeviriyor. Yani itiraz etmiyor. Görevini yapıyor. Ey insan sen şuurlu bir varlık olduğun halde arı kadar dahi görevini yapmayacak mısın uyarısıdır adeta. Yine göklere ve yere vahyedilmesinden kasıt da budur. Ey insan şuursuz varlıklar olan gökler ve yerler aldıkları vahyi tamamen uyguluyorlar ve Allah'a isyan etmiyorlar. Örneğin güneş bugün de yoruldum ya Rabbi demiyor. Doğmayacağım demiyor yanmayacağım demiyor. Aydınlatmayacağım demiyor. Ay itiraz etmiyor. Başım döndü demiyor. O halde ey insan, yerler ve gökler Allah'ın statik vahyine muhatap olan yerler ve gökler bu vahye amade olmuşken sen Allah'ın şuur verdiği, irade verdiği, akıl verdiği, vicdan verdiği ve bir de dönüp konuştuğu bir varlık olarak bu kadar ikramın muhatabı bir varlık olarak nasıl Allah'a isyan edersin denilmek istenmektedir. Vahyin de tanımını kısaca yaptıktan sonra şimdi vahyin son kitabı olan Kur'an'ın tanımı üzerinde durmak istiyorum. Kur'an nedir? Allah'ın kendisine en son hitap ettiği Hazreti Peygambere indirilen en son mesaja Kur'an adı verilir. Kur'an Melek Cebrail aracılığıyla peyderpey 23 senede yaklaşık Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın kalbine indirilen ilahi mesajların tümüne verilen ortak isimdir. O yine kendisine göre bir ramazan ayında Ramazan'dan bir gece olan mübarek bir gece olan Kadir gecesinde yani kader gecesinde ölçü gecesinde ilk kez hıra'da indirilmeye başlanmıştır. Ve bu iniş yaklaşık 23 yıl sürmüştür. Kur'an kelime anlamı olarak bir araya getirmek, toparlamak, telif etmek, söz dizmek anlamlarına gelir ki karana kökünden geldiği söylenir dilciler tarafından. İsmi meful manasına mastardır. Okunan demektir. Yani sizin için Kur'an'ın Kur'an olması okunmasına bağlıdır. Okuyorsanız sizin de Kur'an'ınızdır. Okumayan için Kur'an değildir. Kur'an okumayanın Kur'an'ı değildir. Kara'a okumak anlamına gelir ikincil olarak. Okumak yani anlamları yan yana dizmek. Kelimelerden anlamlı sözcükler üretmek. Kelimeleri yan yana düzerek dizerek bir anlam elde etmek ve bunu birbirini ayırmadan kesintisiz yapmak anlamına gelir. Buradan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Okumak sadece ne dediğini bilmeden okumak değil. Okumak anlamak için okumaktır ki aynı kökten gelen istikra kelimesi Okumak, anlamak, yaşamak ve hissetmek manalarına gelir. Aynı kökten gelir. Onun içinde Kur'an, işte bütün bu anlamları içerir. Okumak, anlamak, hissetmek ve hayata dökmek, yaşamak. Eşyanın, insanın ve hakikatin tefsiridir Kur'an. Yani Kur'an'ın kendisi hem müfessirdir hem de müfesserdir. Yani hem tefsir eder hem de tefsir edilir. Tefsir eder neyi? Hakikati tefsir eder. O sözcükler aslında sözcüklerin gerisinde yatan bir hakikati ifade etmek için vardır. Onun için Kur'an hakikatin, ebedi ve değişmez değerlerin bir tefsiridir. Kendisi bizatihi müfessirdir. Eşyayı tefsir eder. Varlığı tefsir eder. Mahlukatı tefsir eder. Ve hepsinden öte Allah'ı, yaratıcıyı tefsir eder. Ve yine Kur'an müfesserdir. Tefsir edilmiştir. Kur'an'ı ilk, ilk tefsir eden de yine Kur'an'ın sahibi olan Allah'tır. O Kur'an'da öyle buyurur. Sümme inne aleyna beyane. Sonra yine onu beyan edecek, açıklayacak olan biziz. Yani onu sana açıklamak bizim üzerimize düşer buyurulur. Onun için Kur'an hem müfessirdir hem müfesserdir. Kur'an kendisini bize şöyle tanıtır. Biz Kur'an'a sen kimsin, nasıl bir kitapsın, özelliklerin nedir diye sorduğumuzda Kur'an'ın şu cevapları verdiğini görürüz. Bir, ben Allah'ın kelamıyım der. Bu Allah'ın dili demek değildir. Kur'an kelamullah'tır lisanullah değildir. Allah'ın dili değildir. Vahyin dili dediğim gibi biraz önce de sembolsüzdür. Vahiy tamamen konuştuğumuz hecelerden meydana gelen, harflerden meydana gelen dilden aridir. Ancak Kur'an'ın dili Arapçadır. Allah'ın dili değil. Onun için Allah her peygambere kendi diliyle hitap etmiştir. Tevrat İbranice, İncil Aramice, İbrahim Aleyhisselam'ın suhufları ise Süryaniceydi. Ve tabii ki diğer tüm peygamberlere gönderilen bilmediğimiz ve bildiğimiz tüm kitaplar da kendi dillerinde gelmişti. Onun için Kur'an Allah'ın kelamıdır onun manaları tamamıyla Allah'tandır. İki, Kur'an Arapça bir kitaptır. Kur'an'ın dili Arapçadır. Dil manadan ayrılamayacağı için, lafızlar anlamdan ayrı tutulamayacağı için Kur'an'ın Arapça olması da Kur'an'ın kendi beyanıyla tevkifidir, ilahidir. Üç, Kur'an mütevatirdir. Yani bize kadar yalanlanması mümkün olmayan çok sayıda insanın kafasında, gönlünde, göğsünde ve yazılarında aktarılarak gelmiştir. İlk nesil Kur'an'ı sadırlarına yazıyordu. Daha sonraki nesiller satırlara yazarak bize kadar ulaştırdılar. Kur'an 1400 yıldan beri hem sadırlar tarafından göğüslerde, kalplerde, zihinlerde hem de satırlarda, kitaplarda bugüne kadar taşına gelmiştir. İlk indirilen ayetleri ashabı Kiram bir müjde bekler gibi bekliyor. Ayet indiğinde birbirlerine sanki bir define bulmuş gibi müjdeliyorlar ve inen ayeti herkes tabiri caizse bir mücevher gibi yüreğinin en müstesna köşesine saklıyor ve oradan hayatına doğru dönüştürüyordu. İşte Kur'an'ın ilk muhatabı olan nesil ayetleri adeta yutarcasına hiçbirini bir kelimesini bir harfini zayi etmeden gözledikleri bir yolcu bekler gibi aşk ile şevk ile bekledikleri ayetleri en müstesna yerlerinde hıfz ediyorlar yaşıyorlar hayata aktarıyorlar ve gelecek kuşaklara taşıyorlardı bu noktada bir misal hatırlıyorum Resulullah'ın vefatından hemen sonra Ömer ve Ebu Bekir radıyallahu anhum Ümmü Eymen'i ziyarete giderler. Ümmü Eymen Resulullah'ın annesinin azatlı cariyesi. Resulullah'ın sevdiği bir annemiz. Yaşlı bir kadın. Ümmü Eymen ağlamaya başlar. Ebu Ebubekir ve Hazreti Ömer de ağlamaya başlarlar. Ve onu teselli ederler. Derler ki: Resulullah bir insandı. Allah katına aldı onu. Ümmü Eymen yanlış anlaşıldığını anlar ve hemen der ki: Ben Resulullah'ın vefatına ağlamıyorum Ben asıl vahyin gökten vahyin kesilişine ağlıyorum. Artık Allah bizimle konuşmayacak. Ben ona ağlıyorum. der. Vahyin kesilişine ağlamak. Vahiy, işte süren vahiy, vahyin ilk muhatapları tarafından böylesine canla başla karşılanmış. Böylesine müthiş bir muhabbetle karşılanmıştır. Ve yaşlı bir kadın, okuması yazması olmayan bir kadın, Bugünün normlarıyla hiçbir şeyden haberi olmayan cahil bir kadın vahyin kesilişine ağlıyordu. Artık Allah bizimle sıcak bir biçimde konuşmayacak diye ağlıyordu. Onun için o insanlar bu ruh, bu şuur, bu bilinçle herhalde vahyin bir tek kelimesini araya vermezler. ...zayi etmezlerdi. Bu şuur içinde vahyi taşıdılar... ...sonraki nesillere... ...elden ele, yürekten yüreğe... ...dilden dile, gönülden gönüle... ...ve kitaptan kitaba aktardılar. Dördüncüsü... ...Kur'an apaçık bir kitaptır. Apaçık. Kendisi bunu söyler. Kitab-ı mubi. Apaçık bir kitap. Kur'an'ın apaçık olması kuşkusuz dil sanatları açısından mecaz, teşbih, istiare taşıyor olmasına engel değildir. Kur'an'daki müteşabih ayetlerin varlığı da Kur'an'ın apaçıklığına engel değildir. Dikkatinizi çekerim. Kur'an'da anlamsız hiçbir kelime yoktur. Kur'an'da anlamı belli olmayan hiçbir cümle yoktur. Kur'an'da anlamı insan tarafından bilinmeyecek bir tek ayet yoktur. Çünkü Kur'an'ın maksadı anlaşılmak içindir. Allah Kur'an'da bir şey söylemiş ve söylediğini de insana anlaması için söylemiştir. Anlamaması için değil. Kur'an'daki müteşabihat anlaşılmayacak sözler değil aksine anlaşılması için üzerinde ciddi bir biçimde durulması, tefekkür edilmesi, tedebbür edilmesi yani maksadının anlaşılması gereken ayet. Onun için Kur'an'da anlamı anlaşılmayacak olan ayet yoktur. Kelime yoktur ancak anlamı ilk bakışta anlaşılacak, ilk bakışta anlaşılmayıp üzerinde uzun uzun düşündükten, diğer ayetlerle olan bağlantısı tespit edildikten, onun yaptığı gönderme bulunduktan sonra anlaşılacak, tefekkür, tedebbür ve teemmülden sonra anlaşılacak ayetler vardır. Onun için Kur'an, اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ buyurur. Kur'an'ın üzerinde derin derin düşüncelere dalmıyorlar Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı? Kur'an üzerinde derin derin tefekkürde bulunmuyorlar mı? diye sorar. Niçin? İlk etapta anlaşılacak ayetler ve kelimeler olduğu gibi ilk bakışta anlaşılmayacak birçok ayet ve lafız da vardır da onun için müteşabihat başka yerlere gönderme yapan dipnotlar gibidir aslında. Kur'an'ın diğer ayetlerine yani tefsiri olan diğer ayetlere gönderme yapan özlü dipnotlardır. Bu manada Kur'an apaçık bir kitaptır. Yine Kur'an'da çok anlamlı kelimelerin olması da Kur'an'da mananın anlaşılmamasına mazeret değildir. Her dilde çok anlamlı kelime vardır. Örneğin kuru kelimesi. Hem hayız zamanına hem de temizlik zamanına işaret eder. İki anlamı birden içerir. Ancak Kur'an'da her kullanıldığı yerde bunun hangi anlama geldiğini bağlamından, siyak ve sibaktan çıkarmak mümkündür. Onun için heva kelimesi hem çıkmak manasına gelir hem inmek manasına gelir. Ancak kullanıldığı yerde ne için kullanıldığını önüne ve ardına siyak ve sibakına bağlamına bakarak bulabilirsiniz. Yine Kur'an'da müşterek manalı birçok kelime vardır. Ayn kelimesi. Ayn kelimesi bir ayette göz olarak kullanıldığı gibi bir ayette, bir başka ayette su kaynağı olarak kullanılır. Her dilde öyledir. Bizim dilimizde de su kaynağına su gözü ya da göz derler. Onun için bunlardan hangisinin anlamını verdiğini öğrenmek için cümledeki yerine bakmanız kafi. Eğer cümlenin tamamını doğru bir biçimde anlarsanız o gözün su gözü mü yoksa insan gözü mü olduğunu çıkarırsınız rahatlıkla. Bütün bunlar da Kur'an'ın anlaşılmamasına gerekçe değildir. Yine sahabe ve müşrikler Kur'an'ı anladılar. Kur'an'a iman edenler anladıklarına iman ettiler, inkar edenler de anladıklarını inkar ettiler. Yani lafızlarının anlamlarını biliyorlardı. Bilmediklerini de zaten soruyorlardı. Örneğin Hazreti Ömer ebba kelimesinin anlamını soruyordu, araştırıyordu. Aslında ebba kelimesi ot, çayır manasına gelir. Bunu bilmediğinden değil. Lakin cennette cennetlik müminlere müjdelenen bu şeyin cennetteki gerçek mahiyetini bilmiyordu zaten bilmesi de mümkün değildi Çünkü gayba ilişkin bir şeydi cennete ilişkin bir şeydi yoksa ebba kelimesinin çayır anlamına gelmediğini bilmiyor değildi Hzre Lakin cennette yani çayırın nasıl müminlere müjdelenen bir nimet olacağı üzerinde duruyor herhalde farklı bir şey olsa gerek diyor ve hemen arkasından da bu tekellüftür Eğer öğrenmemiz daha da açıklanması gerekseydi Kur'an bize açıklardı deyip geçiyordu. Onun için mesela ashab-ı kiram'dan bazıları bazı kelimeleri bilmedikleri zaman yazdıkları mushaflara, yazdıkları ayetleri yazdıkları sahifelere not düşüyorlardı. Zuhruf kelimesi hemen yanına not düşüyorlardı. Zehep manasına gelir. Altın manasına gelir diye. Yani bu da çok azdı. Onun için onlar Kur'an'ı anlıyorlardı anlamadıkları çok ender kelimelerin yanına düştükleri notlardan anlıyoruz ki geri tarafını anlamışlardı. Anladıkları için de sormuyorlardı. Ve müşrikler de anladıkları bir Kur'an'a Kur'an'ı inkar ediyorlardı. Lakin bu manada lafzı bilmek, anlamak ayrı, kavramak ayrı. Yani ne dediğini anlamak ayrı, ne demek istediğini anlamak ne demek istediğini anlamak için tedebbür ve tefekkür lazım. İşte inanmayanlar ne demek istediğini anlamıyorlardı. Ne dediğini değil. Çünkü dilleri Arapçaydı. Eğer o Arapça ile inmemiş olsaydı Kur'an'ın da dediği gibi Araplara Arapça olmayan bir kitap ha diye sorarlardı diyor ayet. Çünkü onu anlayasınız diye Arapça indirdik diyor yine Kur'an. Bu manada Kur'an apaçık bir kitaptır. Beşincisi mucizedir. Kevni bir mucize değil kelamî bir mucizedir. Diğer peygamberlerin tümüne verilen mucizeler kevni idi. Hatırlayın İbrahim peygamberin mucizesini. Hatırlayın Musa peygamberin mucizesini. Hatırlayın Salih peygamberin mucizesini. Onlar kevni idi. Ama bu kelami bir mucizedir. Kevni mucizeler tarihseldir. Sadece gönderildikleri zamanda geçerlidir. Ancak bu mucize, bu son mucize zamanlar üstü bir mucizeye dönüştü. Çünkü kelami idi. Onun içinde her çağda, kıyamete kadar mucize olmayı sürdürecektir.